Akıllı telefonlar artık hayatın bir parçası. Yemek siparişleri, fatura ödemeleri, hatta hastane randevuları bir tık alınabiliyor. Ancak herkes bu telefonları kullanamıyor. Şimdi sizleri akıllı telefon öğrenme kursuna götürüyoruz. Biraz panik atak olduğum için bu benden hızlı telefon. Torunlar büyüdü. Torunlar büyüyünce tabii ki iletişim sağlayamıyorsun. İletişim, alışveriş, bankacılık. Akıllı telefonlar hayatın bir parçası. Ancak yeni teknolojiye alışmak bazıları için zor olabiliyor. Hocam görüntü gelmiyor sadece ne? Acaba biz mi yanlış bir şey yaptık? Ha, şimdi geldi. Ankara Altındağ Belediyesi harekete geçti. İlçe sakinleri için akıllı telefon kullanma kursu açtı. Akıllı telefonlar artık hayatın bir parçası, ancak herkes rahatça kullanamıyor. İşte bu telefonları kullanmakta güçlük çekenlerle birlikte biz de akıllı telefonu öğrenme kursundayız. Gençler, WhatsApp'larınıza giriyorsunuz. Konum atmanızı rica ediyorum sizden. Öğrenip öğrenmediğinizi teyit etmek istiyorum. İki farklı şekilde konum atın lütfen. Biliyorsun bizim gibi eski telefonlar da emekli oldu. Onları evin bir köşesine attık. Şimdi bunlar yeni çıktığı için bazı şeyler var. Bunda çok şeyler var biliyorsun. Onu öğrenem diye buraya geldim. Şimdi görüntülü aranıyor. Merhaba hocam, nasılsın? Ne var diyorum. Başardık hocam. Kimi görüntülü aramayı öğrendi, kimi de konum atmayı. Şevki amcacığım, konum atmayı mı öğrendiniz? Evet, akıllı telefonlar. Bunlardan yararlanmak bizim en doğal hakkımız. Ekranı güzel okuduğumuz zaman nerede neyin olduğunu bilebiliriz. Akıllı telefonun özellikleri tek tek anlatıldı. Öğrendiklerini hemen uyguladılar. Taner amcacığım, 160 liralık faturan gelmiş. Bunu bu şekilde mesajla gönderiyorlar. Biz de buradan alıp yatırıyoruz. En çok merak edilen görüntülü aramaydı. Dersin sonunda uzaktakiler yakınlaştı. Dayıcığım merhaba, nasılsın? Seni görüntülüyoruz. Belediyenin akıllı telefon kursu haftada bir gün. Teknolojiyi daha iyi kullanmak isteyenler o günü sabırsızlıkla bekliyor. Gençler, hadi bir bana bir dönün bakalım. Bir fotoğraf alın Sinem Hanım'la. Ya işin profesyoneli oldu ben.